Beyhan Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, kardeşlerim, bahçeye geldim. Şimdi bahçemden biraz fasulye toplayacağım. Biber toplayacağım, fasulye toplayacağım. Öyle geldim, yemek yapacağım inşallah. Şöyle fasulyelerim. Dökmüş şöyle. Kara lahanalar da bu şekilde. Şimdi bunlardan toplayacağım ben. Bir tane takipçim bana demiş, abla sen niye boş boşuna uğraşıyorsun? Beğenin yok, izlemen yok. Onu yok, bunu yok. Niye uğraşıyorsun diye bana yazı yazmış. Sen demiş bana, bahçene git, bahçene ek, oradan çıkanı pişir ye diye öyle yazmış. Ben bu, yani her izleyen izler, izlemeyen izlemez. Beğenen beğenir, beğenen beğenmeyen de beğenmez. Zorla kimseyi beğendiremezsin de izletemezsin de. Yani ben herkes beğensin, izlesin, illa şöyle olsun, böyle olsun diye. Tabii beğenirse de iyi olur, izlenirse de iyi olur da. Kimseyi zorla beğendiremezsin de izletemezsin de. Ben şimdi beğenmiyorlar benim kanalımı, izlemiyorlar diye öleyim mi? Ben böyle yaptığım, ettiğim şöyle bahçelerde paylaşmayı seviyorum. Hem de bir mesela geçen seneden paylaştığın şeyi bu sene izlerken insanın hoşuna gidiyor. Ben kendi adıma paylaşıyorum, yani kendi anılarımızı biriktiriyoruz. Böyle izliyorum. Şu zaman şunu yapmışım, bu zaman bunu yapmışım diye. Başkalarına ne oluyor ben onu anlamadım. Birisi daha bana demişti, sen kendini göstermiyorsun. Şey, belgesel gibi orayı burayı dağ tepe çekiyorsun. Kendini göstermiyorsun diye. Bu izleyicim de öyle söylemiş. Kendini göstermiyorsun abla. Utanıyor musun abla? Kendimi göstermek istemiyorum. Bazen de göründüğüm de oluyor da. Beni görsünler, beğensinler diye çekmiyorum ki bu videoları. Şöyle ben seviyorum böyle. Bağ bahçe, şurada burada böyle belgesel tadında. Öyle yapmayı. Şimdi de fasulye toplamaya geldim. Yani izleyicimin dediklerini yapıyorum şimdi. Abla sen bahçenden topla, biberini kızart. Bahçenden bir şeyler topla, bahçe yap. Ne işin var senin şeyle, video ile, şunla bununla diye bana yorum yapmış. Haklı da olabilirsin, tamam. Ama seni ne ilgilendiriyor bir kardeşim? Benim izlenmem, izlenmemem. Yeter benim izleyicilerim. Sağ olsunlar, Allah razı olsun izleyenden de, izlemeyenden de. Yani başkalarını niye ilgilendiriyor onu anlamadım. Bak bahçemi de yaptım. Videomu da çekerim, bahçemi de yaparım. İster izlensin, ister izlenmesin, size ne? Şöyle. Bunlar da nasıl güzel olmuşlar. Fasulyeler. Rahatsız oluyorsanız bakmayın canım, ben sizi zorla
benim kanalıma bakın, videolarımı izleyin, aman aman demiyorum ki. Nasıl da güzel dökmüşler, şunlara bak. Beni izlemiyorlar diye şimdi bir videomu çekmeyeyim ben? İzlemesinler. Ben de inadına çekeceğim, yayınlayacağım. Sizi ne ilgilendiriyor anlamadım. Birkaç defa oldu yani bu yorumlar. Tamam, ben bir şey demiyorum. Herkes zaten yoruma açık olmayınca niye video çekiyorsun? Her yoruma da açığım söylesinler. Söyleyebilirler de. İnsanın şey yapıyorlar yani, ne bileyim. Bir ara biraz çekmedim zaten video. Arada bir sırada şöyle çekiyorum, atıyorum. Bazen her gün çekiyordum. Her gün atıyorsun abla. Şimdi de arada video çekiyorum. Böyle. Şimdi de öyle diyorlar. Hiç kimseye dinlemeyeceksin aslında. Sen kendi işine bakacaksın. Şuraya bakın bir. Nasıl güzeller. Bunu paylaşmak kötü mü şimdi? Ne güzel. Ben kendi kanalımdan gayet memnunum. Yani size şuna bakın, şuna. Maşallah. Nasıl güzel dökmüşler. Biraz da biber toplarım. Şöyle. Biberlerim de bu şekilde. Nasıl güzeller. Bundan sonra videolarımı atarken izlemeyin lütfen diyeceğim. Beğenmeyin, izlemeyin.
topladım biberimi, fasulyemi. Gidiyorum. Bamyalarım da pek güzel oldular. Birkaç tane dökmeye başladılar yeni yeni. Patlıcanlarım. Domateslerim bakalım olabilecek mi? Böyle işte. Herkesin bir şeyi var. Herkes herkese kendine böyle karışmak cüretinde, yani cüret ediyorlar karışmaya. Karışabilirsin. Bunu şeye de, tabii ki yorum da yapabilirsin. Herkese açık bir şey paylaşıyoruz. Olabilir. Ama yani niye insanın moralini hani böyle, ben gerçi onlarla, onların dedikleriyle şey yapmıyorum yani, ben buradan geçimimi sağlatmış bir insan değilim. Ben sadece böyle bir videoyu paylaşınca nerede paylaşacaksın yani, biriktiriyorsun burada önceden ne olmuş ne gitmiş, onlara bakıyoruz, sevinip böyle insan bir şey oluyor, mutlu oluyor önceden yaptıklarını, şunu yapmışız bunu etmişiz diye görünce seviniyoruz yani, onlara bakıyorum. Orada anılarımızı biriktiriyoruz. Yani herkese ne? Ben onu anlayamadım. Daha iyisini kendiniz yapın kardeşlerim. Ben bu kadar yapıyorum. İzlemeyin yani, illa da sizi ben zorla izleyin de demiyorum kimseye. İzlemeyi de bilirsiniz. Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim, sevgili takipçilerim. Bugün sabah burada kaza oldu. Şöyle şuradan doğru girmiş, böyle bahçeye doğru. Allah'a şükür içindekilere bir şey olmamış ama bayağı büyük bir kaza yani. Şöyle ağacın yarısını yıkmış. Ayva ağacını. Demek hızlı mı geliyordu, ne yapıyordu böyle? De aşağıdan yukarı geliyormuş. Aslında bu tarafki şerit de değil ama uyudular mı, ne oldu? Böyle. Görünür görünmez kaza. Allah herkesi korusun kazadan, beladan. İnşallah fazla hasar yoktur. Şu koca ağacı yıkmış önünde.
buraya ara ara böyle oluyor kaza. Bir keresinde de minibüs düşmüştü buraya aşağıya doğru uçmuştu. Şimdi de bu taksi uçtu. Şuradan doğru giriş yapmış. Böyle gelmiş gelmiş. Buraya kadar gitmiş. Hiç haberimiz de olmadı. Ses de duymadık yani. Jandarma geldi. Sizin haberiniz yok mu dedi bize. Biz de hiçbir şey duymadık. Şükür çocuklarda bir şey yoktu. Üzüldüm çocuklara da. Allah kimsenin başına vermesin.